Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir daha gür öğrensin öbürlere. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Alkışlayın bir kendinizi. Hatırlarsınız siz ya. Bunlar kaç bu var? Allah razı olsun. Evet, bu alkış evrenimize, bu alkış sizlere, bu alkış belediyemize, müftülüğümüze, kaymakamlığımıza, akıl ve ruh sağlığına sahip olan gençlerimizin yetişmesini istiyoruz. Çünkü gençlerimiz ülkemizin geleceği, yarınlarımız. Onların huzurlu, mutlu, sevgi. Sizlerden istediğimiz dininizi, milletinizi, bayrağınızı sevmeniz, sahip çıkmanız ve çalışmanız, çok çalışmanız. Geleceğimizin teminatı siz olduğunuza göre bu millet size bel bağlamıştır ve geleceğimiz sizsiniz. Siz bu ülkeyi ayakta tutacak olan sizlersiniz. Bu nedenle ilçe müftülüğümüzün hazırlamış olduğu bu proje inanın benim çok hoşuma gitti. Ve ilk şeyde İbrahim Bey'le görüştüğümüzde her türlü desteği vereceğimizi, her türlü bu projenin yanında olacağımızı belirttim. Ben burada bir de tribünde oturan şu velilere çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sporla ilgilenmesi, sporla yatıp kalkması, diğer kötü alışkanlıklardan kurtulması demektir. Saygıdeğer belediye başkanım, kıymetli ilçe müdürüm, gençlik koordinatörümüz, Erdemli Spor Başkanım, basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli ilçe müftülüğü ve ilçe spor müdürlüğü personeli, bizi bu güzel günde onurlandıran, geleceğimizi, ümidimizi, her şeyimizi kendilerine emanet ettiğimiz gençler ve onları yetiştiren kıymetli aileler. Hep istiyorum. Siz Kur'an kursu öğrencisiniz. Esselamun aleyküm. Aleykümselam. Bir daha. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bu sahalar spora besmele ile çıkan, sporu bittiğinde camiye koşan, sevincini secdeyle paylaşan, bayrağına söz söyletmeyen, devletine dil uzattırmayan, sizin gibi dindar, dinamik gençlere emanet olacaktır Allah'ın izniyle. Kendinizi güçlü bir şekilde bir alkışlayın. Koruması altında, gönül gölgesi altında birlikte yürüttüğümüz Türkiye'de belki de ilk ve en güzel örneklerden birisi. Herkes bunu protokol üzerinde yapıyor Türkiye'de ama bu şekilde sizin gibi gelip sahada destan yazan yok. Onun için şöyle baştan sona boy sırasına göre hepinizi muhabbetle selamlıyor, alnınızdan öpüyorum. Bu işe emeğe geçen antrenörlerimizden özel bir alkış istiyorum. İmamlarımıza ve müezzin kayyumlarımıza, hocalarımıza özel yürekten bir alkış istiyorum. Bunlara laf söyletmeyin, bunları eleştirtmeyin. Bunlara laf söyleyenlere asla ve asla yüz vermeyin. Birisi dini mübini İslam. Bizim dinimiz nedir? Beraber dinimiz? Kitabımız? Peygamberimiz? Bunlara laf söyletmeyin. İkinci kıymetliniz de şu bayrağın gölgesinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize asla laf söyletmeyin. Devlete, bayrağa, vatana ve istiklal marşına laf söyletmeyeceksiniz. Söz mü? Hem dindar hem dinamik olacaksınız. Söz mü? Kıymetli gençler, basınımızın değerli sorumluları, değerli...
Çok saygıdeğer ilçe müftümüz, gençlik ve spor müdürümüz, değerli hocalarımız, kamu kurumlarının çok değerli yöneticileri, değerli belediye meclisçilerimiz, basın mensuplarımız, yüce milletimizin istikbal garantisi, sevgili gençler ve onların çok muhterem aileleri, öncelikle böylesine bir güzellikte sizlere bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten özlediğimiz, istediğimiz geleceğin aydınlık Türkiye'sini, geleceğin modern Türkiye'sini inşa etmek üzere böylesine güzel ve ulvi bir gaye etrafında bizleri bir araya getiren, geleceğin aydınlık Türkiye'sine imza atma erdeminde başlatan çok muhterem müftümüze, huzurlarınıza binlerce kere teşekkür ediyorum. Bizim gençliğimiz beyni vatan sevgisi, millet sevgisi, din ve devlet sevgisiyle dolu ve geleceğe güvenle bakan, geleceğe güvenle karşılayan bir gençliğin yetişmesi için müftülüğümüzün başlatmış olduğu bu proje hasaten çok çok önemli ve az önce Sayın Müftümüzle de paylaştık. Özlediğimiz duruma yavaş yavaş geliyoruz. İnşallah bizim gönlümüzden geçen şu, elbette bir takım ilmi metotlarla dini kuralları, dini kaidelerimizi sizlere müftülüğümüz en iyi şekilde öğretecekler. Bizim yaratılış gayemizi, dünyada yaşamamızın gereğini inşallah sizlere en iyi şekilde öğretecekler ama bunun yanında sizleri fiziki anlamda da güçlü kılacak, geleceğe güvenle bakan, özellikle sportif faaliyetlerle de ön planda çıkmanızı sağlayacağız inşallah. Bununla alakalı özlediğimiz Kur'an kurslarını inşallah biz inşa edeceğiz önümüzdeki süreçte. Bu yıl geçti ama inşallah önümüzdeki yıl öyle istiyoruz ki kampüsün içerisinde voleybol sahaları olan, basketbol sahaları olan, hatta tenis sahaları olan Kur'an kurslarını mutlaka inşa etmemiz gerekiyor. Gençlerimiz boş vakitlerini sporla geçirmeleri hasreten bunun için, bunu özlediğimiz, istediğimiz Türkiye'nin inşasında bunu biz çok önemsiyoruz. İnşallah müftülüğümüzle, kamu kurumlarımıza el ele, gönül gönüle vererek bunu mutlaka sağlayacağız Allah nasip ederse. Tabi burada ailelerimizi ben hasreten tebrik ediyorum. Özellikle sizin akranlarınız sahillerde, kahve köşelerinde boş zaman çürütürken evlatlarınızı ilim öğrensin, irfan öğrensin, vatan sevgisini, millet sevgisini, devlet sevgisini öğrensin düşüncesiyle müftülüğümüze evlatlarınızı emanet etmeniz hasreten her türlü takdirin üzerinde. İnşallah sizlerin bu gayeniz, sizlerin bu gayretiniz, sizlerin bu amacınız inşallah evlatlarınızın yarınlar konusunda endişeye kapılmamanızı sağlayacak gayretler. Çünkü dinini bilen, devletini bilen, vatanını bilen, milletini bilen, Kur'an'ı bilen gençlerimizin, öğrencilerimiz içerisinden bir tane terörist çıkmayacak, bir tane din düşmanı çıkmayacak, bir tane vatan ve devlet düşmanı çıkmayacak, anasına babasına karşı gelen bir tek birey çıkmayacağının garantisini verebiliriz. Çünkü müftülüğümüze emanet edilen her çocuğumuz önce sizleri ve Cenab-ı Hakk'ın emanet olarak gördüklerimiz müftülük personelimizin kalitesinden ve niteliğinden biliyoruz. İnşallah kazanan sizler olacaksınız. Kazanan gençlerimiz olacak ve inşallah en çok kazanan da tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak inşallah. Biz devletini, vatanını, milletini, dinini seven gençlerimizin yetişmesiyle alakalı elimizden ne geliyorsa, gücümüz ne yetiyorsa, gücümüzün ve kanımızın son damlasına kadar bu imkanları seferber edeceğimizden kimsenin endişesi olmasın diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Kazanız ve çabanız mübarek olsun diyorum. Yap. Erdem. Hadi şey. Çok güzel.
Eylem. 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 Önder Ali. Orada takımın orada. Tamam orada bak hocam. 2009. 2007. 2008. 2019 nerede? Köşeye otur. Otur köşeye gölgeye. Otur. Hayır. Hayır.